AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nın 62. Yıl Danışma Meclisi toplantısı Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapıldı. Şehitlere dualar okunarak başlayan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Çiğdem Karaaslan ve Hasan Basri Kurt, İl Başkanı Muharrem Göksel, eski milletvekilleri Ahmet Yeni ve Birnur Şahinoğlu, AK Parti ilçe başkanları, ilçe belediye başkanlarıyla çok sayıda partili katıldı. Katip üyeler, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, 7 Haziran'ın telafisinin 1 Kasım olacağını fakat 1 Kasım'ın telafisinin olmadığını söyledi. Kendini geleceğiz. 2 ayda partimize ne verebilirim? Davamıza ne verebilirim? Bu memlekete ne verebilirim diye düşünsün. 2 ay süresince biz gece demeden, gündüz demeden, girilmedik ev, sıkılmadık evi bırakmadan vatandaşımıza derdimizi anlatmamız lazım. Ülkenin derdini anlatmamız lazım. Ülkenin derdini anlatırsak bu vatandaşımız basiretlidir, aklı başındadır, vatanperverdir. Derdimizi anlatırsak derdimizi anlarlar ve derdimize derman olurlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise seçim hükümetinin kurulduğunu ve yeni bir sürecin başladığını belirtti. Türkiye'nin son şanslarından biri, altını çizerek söylüyorum. Allah göstermesin, Allah göstermesin 1 Kasım seçimlerinde yine bir koalisyona mecbur kaldığınız takdirde o edebiyatları bırakın. Türkiye koalisyona alışmalı. Koalisyon o kadar tukaka değil. Koalisyon öcü değil. Koalisyondan niye bu kadar korkuluyorum? Gelsinler bana anlatsınlar. Bıraktık koalisyonu. Tek başına iktidarda dahi biz bürokratik oligarşiyle mücadele ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da konuşmasında 1 Kasım'a hazırız mesajı verdi. Şu anda üstlendikleri görevi sadece anayasal zorunluluk değil, aynı zamanda Türkiye'nin, Samsun'un ve AK Parti'nin temsili olarak da yürüttüklerini söyledi. Bu anayasal meşru kanunlara dayalı bir karar. Bunun neresini tartışıyorsunuz anlamıyorum. Ama tabii kendinizden emin değilseniz tartışırsınız. Biz kendimizden eminiz. Biz samimiyetle milletimizin bize vermiş olduğu mesajı yerine getirmeye çalıştık. Ama kusura bakmayın. Bu ülkenin böyle kaybedecek vakti yok. Olurdu, olmazdı, gelirdi, gitmezdi, gelirdi, gelmez, şöyle olursa, böyle olursa. Ya millet karar eder mi sen? O zaman git gelin ya. Yapmadım. O zaman bize diyoruz ki, Cumhurbaşkanımız dedi ki, ölür millete sor. Şimdi teşkilat olarak, AK Parti olarak biz bu yolda yürümeye, seçim atmosferi